Merhaba sevgili arkadaşlar, pratik çözümleme videolarından oluşan Hap Bilgiler serisine devam ediyoruz. Sıradaki videomuz Ekok problemleri ile ilgili. Şimdi bir önceki videoda Ebobla ilgili pratik çözümlemelerden bahsetmiştik. Sıra geldi Ekok'a. Peki Ebobla Ekok'un farkı ne? Ebob'da bölme işlemi yapıyorsunuz. Ekok'ta kat alma işlemi. Yani eğer size verilen bütünü parçalara ayırmanız gerekiyorsa EBOB alacaksınız. Ama herhangi bir değer için bu değerin katlarını bulmanız gerekiyorsa ECOG kullanacaksınız. Şimdi dikkat. Bir sınıftaki öğrenciler dörder dörder, altışar altışar, onar onar sayıldığında her seferinde bir öğrenci artıyor demiş. Diyelim ki bir öğrenci artmıyor. Yani artan yok. Yani siz sınıfı hem dörder hem altışar hem de onar onar sayabiliyorsunuz. Eğer bir sınıftaki öğrencileri dörder dörder sayabiliyorsanız sınıftaki öğrenci sayısı dördün nesi olmak zorundadır? Katı. İşte bu yüzden eko kalmak zorundasınız. Yani gideceksiniz dördün altının ve onun en küçük ortak katını bulacaksınız en küçük ortak katı bulurken ne kadar asal çarpan varsa hepsini bulacağım. Ta ki 3 üç bölümün 3'ünde de biri görene kadar. 4, 6, 10. 2 ile başlıyorum. 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. 10'u 2'ye böldüm 5. Tekrar 2'ye bölüyorum. 1, 3, 5. Sırada 3 üç var. 3'e böldüm 1, 5. Ve en son 5. 5'e böldüm 1. Bölümler 1 oldu iş bitti. Şimdi bunları çarpalım. 1 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 kere 3 60. Eğer artan öğrenci olmasaydı sınıf mevcudu 60 olacaktı en az. Ama her seferinde bir öğrenci artıyor demiş. Her seferinde bir öğrencinin artması demek fazladan öğrenci var demek. Dolayısıyla bir öğrenci arttığı için 60'a 1 ekliyorum. Sınıf mevcudu en az 61'dir. Şimdi burada durun. <laughs> Bazı soru tarzlarında şunu göreceksiniz. Sınıf mevcudu tam biz burada 60'ı bulduk üstüne 1 ekledik 61'i bulduk ama sınıf mevcudu 80'den fazla diyebilirdi. Sınıf mevcudu 3 basamaklı bir sayı da diyebilirdi. Bu tür özel koşullarla karşılaşırsanız eğer öncelikle bulduğunuz ekokun şartı sağlayacak şekilde katını almak zorundasınız. Sonra da gene bir öğrenci arttığı için üstüne bir ekleyeceksiniz. Geldim ikinci soruya. Diyor ki bir sepetteki çiçekler altışar, 8'er. 10'ar sayıldığında her seferinde 3 çiçek artıyor. Çiçek sayısı en az kaçtır? Bu 3 çiçeği görme. Yani artan çiçek yok de. 6'şar 8'er ve 10'ar sayabiliyorsan sepetteki çiçek sayısı bu sayıların nesi olmak zorunda? Katı. Çok güzel. İşte bu yüzden 6, 8 ve 10 sayılarının ekokunu buluyorum. Önce kaça böleceğim? 2'ye. 3, 4, 5. Şimdi 2'ye böldüm 3, 2, 5 ve tekrar 2'ye iki. böldüm 3, 1, 5. Artık 3'e Üç. bölüyorum 1, 5 ve son 5'e beş. böldüm 1. Şimdi çarpalım. Çarparken kolaylık olsun diye 2 çarpı 2 çarpı 2, 8. Hemen 5'i çarp 40, 3 ile çarptım 120. Yani en küçük ortak katımız 120 oldu. Buradan sonra ne yapacağım? Her seferinde 3 çiçek artıyor dedi. Yani fazlası var. 3 çiçek arttığı için üstüne 3 ekliyorum. 123 tane çiçek vardır en az. Tekrar söylüyorum. Özel bir koşul vermiş olsaydı. Örnek çiçek sayısı 200'den fazladır gibi. O zaman bulduğunuz ekokun katını alacaktınız. Mesela 200'den fazla olma şartı varsa 120'nin 2 katını alman yeterli 240. Sonra üstüne gene 3 ekleyeceksiniz. Geldim 3. soruya. Bir depodaki tuğlalar 10'ar 10'ar sayıldığında 6, 12'şer 12'şer sayıldığında 8 tuğla artıyor. 15'er 15'er sayıldığında ise 4 tuğla eksik kalıyor. Şimdi Ebobekok'ta en çok karıştırılan, en çok sorun yaşanan sorulardan biridir bu bu tür sorularda gene bak şunu düşünüyorsun. 6 olmasaydı, 8 olmasaydı, 4 olmasaydı yani 10'ar 10'ar, 12'şer 12'şer ve 15'er 15'er sayabilseydin. O zaman tuğla sayısı bunların nesi olacaktı? Katı. Bu yüzden gideceksin 10, 12 ve 15'in en küçük ortak katını alacaksın. Kaça bölce? İki. Önce 2'ye. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 15. Şimdi 2. tekrar 2'ye böldüm 5, 3, 15. 3'e böldüm sırada 3 var. 5, 1, 5 ve son 5'e böldüm 1, 1 çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20 kere 3, 60. Dur. Soruyu ne kadar dikkatli okudun çok önemli. Tuğla sayısı 3 basamaklı bir doğal sayıymış. Ama benim bulduğum en küçük ortak kat 2 basamaklı. O zaman bunun 3 basamaklı olması için 60'ın katını almam lazım. En çok dediğine göre. En çok dediğine göre 60'ın öyle bir katını alacağım ki 3 basamaklı ve olabildiğince büyük olacak. 60'ın kaç katını alırsam hem 3 basamaklı olur hem de çok fazla olur? 16 katını alıyorum. 60 çarpı 16 960. 17 katını aldığımda bu sefer 4 basamaklı olacak. Ve daha sonra kalanlara geçiyorum. Arkadaşlar 10'ar 10'ar saydım 6 tane arttı. 12'şer 12'şer saydım 8 tane arttı. 15'er 15'er saydım 4 tane eksik kaldı. Şimdi çok önemli bir detay daha. 6 tane artması demek 10'ar 10'ar sayarken 6 tane artması demek 4 tane eksiğin var demek. 12'şer 12'şer sayarken 8 tane artması demek gene 4 tane eksiğin var demek. 15'er 15'er sayarken zaten 4 tane eksiğin var demiş. Dolayısıyla burada önemli olan Üç durumun üçünde de artan ya da eksik kalan hiç fark etmiyor bunların eş olmasını sağlamak. Üç durumun üçünde de dört tane eksik kaldığı için ben dört eksiğini alıyorum. 956 tane tuğla vardır diyebilirim artık. Cevap 956. Bu tür sorularda Özellikle bu artanların ya da eksik kalanların eş olma durumuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve sıradaki soru. Bir kere şunu unutmayın. Gün, saat, yıl ne derse desin. İşin içinde zaman varsa yani süre varsa unutmayın ki soruların hepsi ekok sorusu. 3 lamba sırasıyla 10, 15, 18 dakikada bir yanıyor. Üçü ilk kez 12.08'de birlikte yandığına göre ikinci kez saat kaçta birlikte yanarlar demiş. Arkadaşlar 10, 15 ve 18. 10, 15 ve 18. Madem işin içinde süre var katın alacağım. Çünkü eğer bir lamba 10 dakikada bir yanıyorsa ilk defa 10 dakika sonra, ikinci defa 20 dakika sonra, üçüncü defa 30 dakika sonra yanacak. Yani onun neleri kadar süre geçecek? Katları. İşte bu yüzden ekoklarını alacağım. Önce kaça bölüyorum? 2, 5, 15 ve 9. Şimdi? 5'e beş. bölelim. Burada sıra hiç önemli değil. Önce 2'ye bölersin, sonra 3'e bölersin, sonra 5'e. Önce 5'e, sonra 3'e, sonra 2'ye. Hangi sırada böldüğünün hiçbir önemi yok. 5'e böldüm. 1, 3, 9. Artık 3'e bölüyorum. 1, 3 ve 3'e bölüyorum, 1. 2 kere 5, 10. 10 kere 9, 90. Peki bu 90'ın birimi ne? Aynı bir önceki videoda, EBOB'da olduğu gibi. Verilenler dakika cinsinden verildiği için... ...bulduğun ekokunda birimi dakikadır. Yani aradan geçen süre 90 dakika olur. Peki 90 dakika demek 1 saat, 30 dakika demek. Bu yüzden... 12.08'den 1 saat 30 dakika sonra bunlar birlikte yanacaklar. Hemen ekliyorum üzerine 1 saat 30 dakikayı. 13.38'de 3 lamba birlikte yanmış olacaktır. Geldim 5. soruya. 3 gemi bir limana sırasıyla 10, 12, 15 günde bir geliyor. Üçü birlikte perşembe günü limandan ayrılıyorlar. Birlikte ilk kez hangi gün limana gelirler demiş. Arkadaşlar 10, 12 ve 15 günde bir limana geliyorlarsa bunların üçünün birlikte geldiği ana kadar geçen süre 10, 12 ve 15'in neleri olmak zorundadır? Katları. Bu yüzden ekok bulacağım. 10, 12 ve 15'in ekokunu hesaplıyorum. Önce 2'ye böldüm. 5, 6, 15. Şimdi 5'e böldüm. 1, 6, 3. Şimdi 2'ye böldüm 3 3 ve 3'e üç. böldüm 1 1. Çarparsam ilk kere 5, 10 kere 2, 20 kere 3, 60 gün yapar. Yani bu gemiler limandan ayrıldıktan 60 gün sonra birlikte limana gelecekler. Peki bu 60 günlük sürenin sonunda birlikte geldikleri gün haftanın hangi gününe karşılık gelecek? Bunu bulmak zorundayım. Bunu bulmak için 60 günlük sürenin içinde kaç hafta var? Bunu hesaplamalıyım. İşte bu yüzden 7'ye bölüyorum. 60'ta 7 8 defa 56 kalan 4. Dolayısıyla aradan 8 hafta ve 4 gün geçmiş olacak. Dikkat. Bunlar perşembe günü limandan ayrıldılar. Geçen 8 haftanın sonunda hala perşembe günündeyiz. Ama 4 gün daha sonrasını bulmak zorundayım. Perşembeden 4 gün sonra cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Dolayısıyla Pazartesi günü gemiler limana birlikte gelmiş olacaklar. Sıradaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.